Çok sevdiklerimizi kaybettik. Darmaduman oldu ya. Tuz buz olduk yani. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sizin eviniz ya da yakınlarınız ne durumda? Annem, ev arkadaşım, yeğenim biraz göçük altında kaldı. İşte tanıdım, ben hastanede çalışıyorum, iş arkadaşlarım, kaybettiklerimiz oldu. Çok kayıplarımız oldu. Maddiyata geçtik, maneviyata çok kayıplarımız oldu. 30-40 bin insan gitti yani şu an Nurdağ'ında. Yarısı gitti. Daha göçük altında çıkanlar hariç. Benim dikkatimi çeken buradaki binalar aslında yeni yapılmış gözüküyor. Evet, evet yeni yapılmış gözüküyor ama hepsi çöktü. Bakınız bu şurada annemin oturduğu bina. O mesela kaç yıllık bir bina çöken? O tahminen ben öyle tahmin ediyorum 10 yıllık. Hı hı. 10 yıllık bina. Hı hı. Benim oturduğum bina 7 yıllıktı. 3 yıllık binalar gitti. Sizin binanız ne durumda? İçi komple çöktü. Dış hasar az ama içi komple çöktü. Ondan sonra yeni yapılan binalar daha içine geçmeyen insanlar, yeni yapılanlar yıkıldı yani daha. 5-6 aylık binalar yıkıldı. Bunlar yıkılmış çok değil yani. Peki yanınıza eşya alabildiniz mi? Neler alamadık. Bak bu şekilde çıktım. Çıktık, 5. katta oturuyordum. Bu şekilde çıktım. Ayakkabımız bile yok. Hiç bu şekilde çıktık yani. Canımız Allah devletimizden yine de razı olsun diyorum. Gerçekten AFAD yardım ediyor sularımızı. Hiçbir şeyimizi inkar edemem, eksik etmiyorlar. Polis binası, 26 tane polisimiz, eşleriyle çocuklar hepsi gitti. Daha hala çıkan olmadı birkaç kişinin haricinde. 2 günden beri uğraşıyorlar. Öyle. Mucize yani ya. Öldürmeyen öldürmüyor. Psikolojimiz hiç iyi değil. Hiç iyi durumda değiliz yani. Çok geçmiş olsun. Aynı zamanda başınız sağ olsun. Umarım ilerleyen saatlerde güzel haberler alıyor oluruz. AFAD evet burada ekipleriyle birlikte yardımda bulunuyor ailelere. En önemli ihtiyaçlardan biri çadırdı. Çadırlarda bulunduğumuz bölgeye gelmiş durumda. Ancak ihtiyaçlar hala var. Ayaklarda terlikler var. Şimdi şu an hava güneşli ama hani kendi çabalarıyla ısınıyorlar ama gece çok çok soğuk oluyor gerçekten. O yüzden ısınma da büyük problem. En hanımefendi zorluk, bir şey söylemek en zor da şey lavabo ihtiyaçlarımız. Hala eksik galiba lavabo. Lavabolar yok. En Suler yok. Su yok, elektrik yok, lavabo yok. Banyo bu enkazda çıktığımız durumdayız. Yani böyle şu an. Peki efendim çok geçmiş olsun. Yetkililer sesinizi duyuyordur umuyorum ki. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Umarım iyi haberler alırız sizlerden. Şöyle hemen başka bir aileye. Onlar da yeni yerleşmişler sanıyorum ki. Tabii zor hem yakınını kaybedip hem burada beklemek. Efendim Fox Haber'den geliyoruz, canlı yayındayız. Çok geçmiş olsun. Neler yaşıyorsunuz, ne durumdasınız? Neler yaşayayım? Bacım, yeğenim daha enkazın altında. Daha çıkaramadım, yaşamadım. Kaç kişi var? Benim bildiğim eniştem 3 kişi, 3 de dünürleri, 6 da 20 kişi var diyorlar. Bilmiyorum. Çok benim geçmiş olsun efendim. İyi haberler alırız umarım. İnşallah, inşallah. Evet. Acılı bekleyiş devam ediyor. Soğukla mücadele devam ediyor. Enkaz kaldırma, arama kurtarma çalışmaları.